Değerli halkımız, şimdi Kürt sorununu anlatmayacağım. Nevroz meydanlarındaki milyonlar tek yürek, tek ses olarak ne dedi? Kürt meselesi çözülsün dedi. Kürt meselesinin çözümü için İmralı'ya adres göstererek Sayın Öcalan Kürt meselesinin muhatabıdır dedi. Şimdi yine biz de buradan diyoruz ki Kürt halkının Nevroz alanlarında milyonlarla ortaya koymuş olduğu bir irade doğrudur. Yanındayız. Aynı şeyi düşünüyoruz. Savaş yerine, operasyon yerine, top tüfek yerine bir an önce bu ülkenin kaynaklarını çarçur etmemek için İmralı Adası orada, Sayın Öcalan orada, Kürt halkının dediklerine kulak kabartarak bu işin muhatabıyla birlikte bir an önce Kürt meselesini diyalogla, müzakereyle çözelim çağrısını yapıyoruz. Değerli halkımız, şimdi akşama kadar boş laflar ediyorlar. AKP'li belediye başkanları ne diyor biliyor musunuz? Burada da diyorlar. Diyorlar ki bizi seçin, altyapınızı yapalım, suyunuzu getirelim, parkınızı yapalım. Ya Allah aşkına, bunlar acaba Kürt halkını ne sanıyorlar? Be vicdansız herif, 22 yıldır iktidardasın. Belediyeler 10 yıldır kayyum atanmış senin elindedir. 22 yılda yol yapmamışsın, altyapı yapmamışsın, kreş yapmamışsın, bağ yapmamışsın, bahçe yapmamışsın. 3 günde Kürt halkını, Van halkını kandıracağını mı düşünüyorsun? Değerli halkımız, emin olun bunlar yavaş yavaş inişe geçti. İstanbul'daki 1 milyonluk Nevroz'u gördükten sonra, Batman'ı, Siirt'i, Van'ı gördükten sonra emin olun bunlar nasıl büyük hata yaptıklarını gördüler. Bu haklı davayı, bu onurlu davayı hiç kimse bitireceğini düşünüyorsa yanılmasın, bu meydandaki bu halka çarpar. Van Gölü'ne çarpar, Süphan'a çarpar, Ağrı'ya çarpar, Van Kalesi'ne çarpar. Değerli halkımız, AKP'li ya da diğer başka partilerden aday olup biz de Kürdüz diyenlere ne diyorsunuz? Şunu söyleyin, şunu. Deyin ki Kürd'ün tek bir evi var. Neresidir? DEM Parti. Kürd'ün tek bir kapısı var deyin. Şimdi ben de Kürd'üm diyeceksin. Ankara'da JITEM ittifakıyla, Kurt ittifakıyla Kürtlerin karşısında yapılan bu sinsi oyunlara, planlara alet olacaksın. Ben de Kürdüm diyeceksin. Vallahi Kürdün yeri DEM Parti'dir. Kürdün yeri burasıdır. Kürdün aşireti de, Kürdün kardeşi de, ailesi de biziz. İnşallah 31 Mart'ta tekrar belediyeyi güçlü bir şekilde alarak ne yapacağız? Belediyenin olanaklarını halkımıza harcayacağız. Emin olun, sütü olmayan, çocuğuna süt götüremeyen tek bir ailemiz kalmayacak. Susuz, ulaşımsız, altyapısız, yoksul, aç ve açıkta tek bir insanımız kalmayacaktır. Çünkü bizler belediyenin olanaklarını çalmıyoruz, çarçur etmiyoruz. Partimiz etrafındaki 3-5 kişiye peşkeş çekmiyoruz. Sizlere söz veriyoruz. Daha huzurlu, daha mutlu, daha gelişmiş, daha refah içerisinde bir Van'ı hep birlikte yaratacağız. Kadın arkadaşlar, eş başkanımız da söyledi. İlk projelerimiz kadın arkadaşlar için olacak. Aile ekonomisine katkı sunmaları için,
toplumsal, siyasal, sosyal yaşama katılmaları için belediyemiz Van'da kadınlar için örnek projeler yapacaktır. Gençleri uyuşturucu batağından çıkaracağız. Kürt gencini uyuşturucuya alıştıran, uyuşturucuyu Kürdistan coğrafyasında yaygınlaştıranlara diyoruz ki bu yaptığınız günahı belediyeleri alarak inşallah Kürt coğrafyasında, Kürt illerinden ortadan kaldıracağız. İnsanımız barış içerisinde kardeşçe aşk bularak doğduğu bu topraklarda doyarak yaşayacaktır. Gençlerimiz göç etmeyecektir. Emeklilerimiz, sizlere söz veriyoruz. Sizi açlığa, yoksulluğa mahkum eden bu sistem, bu anlayış karşısında belediyelerimizin olanakları emeklilerle paylaşılacaktır. Yoksullarla paylaşılacaktır. Öğrenciler yurt bulacak, yemek yiyecek, ulaşım sahibi olacaklar. Bütün evlerimizde su 24 saat akacak. Sizin paranız sizin kentinize size hizmet olarak harcanacaktır. Peki biz bunların sözünü veriyoruz. Siz de 14'te 14 yapmaya var mısınız? Değerli halkımız, ya Allah aşkına, şimdi emekli 100 yılı dediler, emekliye 1000 lira zam yaptılar. 1000, bak dinleyin. Bir de çıkmışlar, diyorlar ki emekliye kaynak yok. Peki, savaşa var, topa var, tüfeğe var. Kürdistan coğrafyasının neredeyse yarısı kolluk kuvvetlerinden oluşuyor. Ama uzman doktora yok, öğretmene yok, atanması yapılmayan öğretmen arkadaşlarımıza yok, emekliye yok, çalışana yok, asgari ücretliye var. İnşallah 31 Mart'ta başta emekliler, asgari ücretliler, iş arayıp da bulamayan gençler bunlara kaynağın nerede olduğunu gösterecektir. Var mısınız? Emekli düşmanı, tarım düşmanı, çiftçi düşmanı, bizi yoksullaştıran, yok sayan bu zihniyeti sandığa gömmeye var mısınız? Şimdi bir tane ırkçı faşist milletvekili çıkmış, ne diyor? Ya insan biraz utanır. Diyor ki emekliler, devletten bir şey beklemezsin. Ne yapsın beyefendi? Simit de su satsın diyor. Be utanmaz herif. Son bir yılda bunu söyleyen vatandaş ne yapmış? Son bir yılda devletten 11 tane büyük ihale almıştır. Utanmaz herif. Bir ihaleyle yetinmiyorsun, ikiyle yetinmiyorsun, 11 tane ihale alıyorsun, milyon dolarları cebine indiriyorsun. 75 yaşında, 80 yaşındaki amcalarımızın, babalarımızın, dayılarımızın diyorsun ki devletten beklemesinler, su satsınlar. Kirli herif, bir günde o ihaleleri alma. Bakayım senin amcan, dayın, büyüklerin su satacak mı? İşte bunlar bu kadar ırkçı, bu kadar kendilerine, kendi servetlerine düşkün insanlardır. Emin olun bunlar inançlı değil. Bunlar Müslüman değil. Bunlar bizi düşünmüyor. Bunların başı seccadede, elleri semada, akılları hilede, burada da kendi ratlarının peşindedir. Benim inançlı Van halkım, benim inanan Van halkım, bu yalancılara sandıkta kırmızı kartı gösterecek misiniz? Şimdi Kürtler bizimle mutluluk, özgürlük buldu diyen Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu söylüyorum. Bakın, AKP'ye verdiğiniz her oy kime gidiyor? Emekliler su simit satsın diyen bu ırkçılara, bu faşistlere, üç hilale gidiyor, üç hilale. Biraz vicdanı olan hiçbir Kürt oyunu ırkçılığa, faşizme, Kürt'ü yok sayan, Şeyh Said Efendi'ye hakaret eden, mecliste iki kelime Kürtçe konuştuk diye sesimizi kısan bu faşist anlayışa oy vermez. Onun için buradan
Onun için buradan bir kez daha diğer siyasi partilerde siyaset yapan insanlarımıza çağrı yapıyoruz. Biraz vicdanınız varsa Gelliye Zilan'ı hatırlayın. Biraz vicdanınız varsa Romoski'yi hatırlayın. Biraz vicdanınız varsa Taybet Ana'yı hatırlayın. Abbe Musa'yı hatırlayın. Ve elinizi vicdanınıza koyun. Kürt'ü katleden, yok sayan, kültürüne, diline düşman bir anlayışa mı? Kürt için mücadele eden, bedel ödeyen Selahattinlere, Gültenlere, Leylalara, Figenlere mi oy vereceksiniz?